Her şey mükemmel geçti, eğlenceliydi, çok güzeldi. Ekip arkadaşları olsun, Ozan Bey olsun, Tufan Bey olsun, mükemmel geçti. Herkesin eline, emeğine sağlık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşin gerçeği ben de bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Ben de izleyince, kendimi izleyince ben de duygulandım. Çok güzel olmuştu. Herkesin dediğim gibi eline, emeğine sağlık. Çok güzel bir projeydi. Emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Güzel de yaptın. Ellerinize sağlık. Aslı gibidir belgeseli. Amacımız rahmetli Yılmaz Güney'i hatırlatabilmekti. Allah'a şükür kimsenin unuttuğu yok da çok şükür. Yani biz de bir benzeri olarak yani katkıda bulunmak istedik. Bilmiyorum başarılı olduk mu, inşallah olmuşuzdur. Katkımız olduysa ne mutlu bize yani rahmetli. Aslı gibidir projesi bizim için çok değerli ve çok önemli. Bizim için belki de bir büyük bir adım oldu. Blue TV'ye bunun için çok teşekkür ederiz öncelikle. Özel yapım olarak girdiği için. Genel içerik olarak da aslında hepimiz birinin yerine geçmeye çalışırız. Çocukluğumuzdan beri kafamızda bir idol vardır ve onun gibi olmak isteriz. Biz de burada kendisini onların yerine koyan çok değerli abilerimizi, çok değerli isimlerle, sanatçılarla birleştirdik ve sizlere sunduk. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'deki en büyük dijital platformlardan birisi olan Blue TV'de Blue TV özel yapımı olarak yer almak bizim için gerçekten de gurur verici. Bundan sonra da özellikle Blue TV için başka projelerimiz de var. Şimdiden hatta çalışmaya başladık. Bu filmi çekerken görüntü ve ışık konusunda özellikle dikkat ettik ve en iyi sonucu almaya çalıştık. Bülent abiyle çekim yaparken sisli bir atmosfer yaratmak istemiştik. Hatta oraya götürdüğümüz sis makinesi bozulmuştu ve kebapçıda çekmemizin, Adana'da olmamızın avantajını kullanarak kebap dumanıyla da bu atmosferi yaratmıştık. Oldukça keyifli ve güzel anlar geçirdik. Umarım sizler de izlerken beğeneceksinizdir. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Aslı Gibidir'in yapımcılarından bir tanesiyim. Biz yaklaşık 15 yıldır Atom Film bünyesinde birçok ulusal ve uluslararası projede çalıştık. Aynı zamanda Adana Altın Koza Film Festivali'nde koordinatör olarak çalıştık. Bu bizim ilk dijital işimiz. Bu anlamda Aslı Gibidir çalışması ile Blue TV özel yapım olarak çalışmamız bizim için ayrıca çok sevindiriciydi. Gerek hikaye zenginliği, gerekse insanların zenginliği açısından sanatın bütün dallarını besleyen bir şehir Adana. Bize de bu fırsatı yıllarca sundu, sunuyor, sunmakta. Biz de tabii bu fikrin ilk ortaya çıktığında, hikayeleştirmeye başladığımızda müthiş heyecanlandık. Bu heyecan çekimlerde ve sonrasında montaj ve en son izlediğimizde de kat be kat arttı. Çok güzel bir iş oldu. Bunu gerçekleştiren, ortaya çıkaran bütün ekip arkadaşlarıma, ayrıca izleyiciyle de buluşturan Blue TV'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Aslı Gibidir gerçekten güzel bir belgesel oldu. Aslında Aslı Gibidir, Aslı gibi oldu. Ve bunu yapan, emeğe geçen bütün ekibe teşekkür ederim. Aslı Gibidir gibi projede yer almaktan son derece çok mutluyum ve onurluyum. Bu gibi projelerin Adana'mızda çok sık yapılması dileğiyle hepinize başarılar diliyorum, saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Benim için güzel ve eğlenceli bir yapımdı. Blue TV özel yapımı olması da ayrıca gurur vericiydi. Ekip arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Projemiz bittikten sonra izleyicilerimizin bize o güzel düşünceleri bizi bir sonraki işleri heveslendirdi ve heyecanımızı arttırdı. Projemizi izleyicilerle buluşturan Blue TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum.
Şahsım adına ekip arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Baştan sona bu projenin her aşamasında ama gerçek anlamda her aşamasında bulundum. Zaten jenerikte de göreceksiniz. Çekerken çok eğlendik. Bunu klişe olarak söylemiyorum. Gerçekten çok eğlendik. Ve kendimi çok şanslı hissediyorum böyle bir platformda, böyle bir ekiple yer aldığım için. Teşekkürler. Ama çok keyifli, güzel bir işti. Çok eğlendik. Ben sadece bir bölümünde olmama rağmen çok eğlendiğim bir bölümdü benim de. Zaten en güzeli bence ilk bölüm. Herkese teşekkürler.